Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Biliyorsunuz ki uzun zamandır online Pilates dersleri veriyorum ve ayrıca YouTube kanalımda sizlere çeşitli videolar hazırladım. Gerçekten 200'ün üzerinde çok faydalı, gerçekten faydalanabileceğiniz güzel videolar var. Bu videoları nasıl kullanacağınız, nasıl program hazırlayacağınız konusunda bana çok fazla soru geliyor. Bunun için ben de online pilates videoları adı altında herkesin ayına göre, işte 4. aydan başlatıyorum tabii, 4. aydan 9. aya kadar hangi videoları yapmalısınız, neler yapmalı, neler yapılmamalı, bunlarla ilgili bir video paket program hazırladım. Bununla ilgili de tabii ki burada detaylı olarak anlatıyorum. Sizler YouTube kanalımdan ya da işte Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Daha çok Instagram'dan aslında. Orada DM'den yazdığınızda ben sizi yönlendiriyorum ne şekilde alacağınız bu paketleri. Çünkü YouTube'daki videolar evet karışık ama bilene göre karışık değil aslında. Tabii ki hamilelikte pilatese yeni başlayan, daha önce hiç pilates yapmamış ya da hiç spor yapmamış insanlar var. Onlara da yardımcı olmak adına düzenli bir program hazırladım. Buradaki videoları gün gün ben size yazıyorum. İşte birinci gün sabah bunu yapın, akşam bunu yapın. İşte yürüyüşler mutlaka aralarda önemli. İster videolardan, ister dışarıda yapabilirsiniz. Tabii ki bu sıcaklık ve soğukluğa da değişiyor. Hava şartlarına göre de değişir. Ama kendi isteğinize bağlı. Yürüyüşler her gün var. Fakat online videolarda da buradaki amaç aslında bizim amacımız kişiyi doğru yönlendirmek. Çünkü ben normalde tabii takipçi sayısı çok fazla olduğu için herkese birden anında ulaşamıyorum. Çok hızlı dönmemiz gereken insanlar oluyor, cevap vermemiz gereken. Videolarda anlattığım için düzenli olarak mesela 6-9. aylarda nasıl, neler yapmamız gerekiyor, hangi egzersizler ve bu arada biz bu süreçte neler geçiriyoruz? O videoların içinde aslında ben bunları da anlatıyorum. Bu çok çok önemli. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Tabii ki herkesin bütçesine göre benimle birebir çalışamıyor. Bu çok normal. Ama en azından oradan ben sizlere bu şekilde yardım edebilirsem ne mutlu bana. Bu paketlerde tabii ki belli bir ücret var. Aylık olarak alınıyor. İşte bir aylık, dördüncü aydan başlıyoruz. 4, 5, 6 ayrı ayrı paketler ve hep aynı videolar değil. Yani işte 4. ayda işte 3-6 ay egzersizleri, işte 5. ayda 3-6 ay egzersizleri, işte yürüyüş, bilmem ne ekleme gibi. Hepsi birbirinin ardına aynı egzersizler değil. Tamamen farklı. Aslında biraz da kişinin yapısına da uygun egzersizler. Yani yağ oranı nerede fazla, neye göre yapıyoruz? İşte bazılarında kol ağırlıklı. Tabii ki burada WhatsApp üzerinden yazışıyoruz. Ben sizi yönlendiriyorum. İşte paketleri size gönderiyorum. İstediğiniz ortamda, istediğiniz yerde yapabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza yüklediğinizde tamamen oradan YouTube kanalına bağımsız bir şekilde videoları kendiniz rahatlıkla istediğiniz ortamda yapabilirsiniz. Saatleri kendinize göre ayarlıyorsunuz. İşte illa belli bir saat var. Bu saatte yapmazsam ah video kaçtı değil. Tamamen kendinize uygun. Bazı insanlar, bazı hamileler özellikle gece kendini çok iyi hissediyor, dinamik hissediyor. Geceleri çalışabiliyorlar. Bazıları da gündüz, sabah çok erken kalkanlar var. Sabah saatlerinde kendini daha dinç hissediyor. O yüzden böyle kendinize göre uyarlayabileceğiniz günlük sürecinizde kendinize göre uygun bir şekilde yapabileceğiniz videolar. Ama burada amaç tamamen sizin doğru bir şekilde hamilelik sürecinizi geçirmeniz, doğru egzersizler yapmanız ve kendinize göre neyi nasıl şekillendireceğinizi ay ay, evre evre neler yapmanız gerektiğini anlatıyorum aslında. Çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Zaten herhangi bir soru sormak istediğinizde bana WhatsApp üzerinden dönüş yapıyorsunuz. Ben sizi oradan yönlendiriyorum yine. Nasıl yapmanız gerektiği, ne olması gerektiği. Yine iletişim halinde oluyoruz aslında. Dediğim gibi bu çok fazla sorulmuştu. Herkes nasıl, nereden başlayacağını bilmiyordu. Hakikaten de çok doğru. Hamilelik çok önemli bir dönem. Risk alınmayacak bir dönem. Yani sporu ne zorlamak, ne şiddetini arttırmak, ne de azaltmak değil, doğru şekilde yapmak önemli. Bunun için de sizler mutlaka ve mutlaka bu videolarla kendinizi
doğum sürecinizi, hamileliğinizi daha sağlıklı, daha rahat geçirebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.